Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel çalışmamızı yapacağız. Çalışmamızı üç renk kullanarak ördüm. iki renkle ya da daha fazla ya veya Sade tek renkte de çalışabileceğimiz güzel bir model. Kullanım yerine ve amacına göre ipimizi ve rengimizi ayarlayabiliriz. Bataneler örebiliriz, lif örebiliriz ya da yelek, ceket, çok güzel bereler, şapkalar örebileceğimiz güzel bir model. Bu yönüyle kullanabileceğimiz gibi bakınız. Şu yönü de çevirdiğimiz zaman gayet güzel durmakta. Evet tamamen zevkinize göre ayarladıktan sonra modelimizi şimdi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi zincir çekerek örmeye başlıyorum. İstediğiniz uzunlukta öreceğiniz örgümüzün türüne göre ölçümüzü ayarlayalım. Ben modelimizi göstermeye yetecek kadar zincirimi çekmek istiyorum. Zincirimizi her zaman hatırlattığımız gibi tekrar hatırlatmak istiyorum. Çok sıkı olarak çekmeyelim. Üzerindeki trabzanımız gerilmesin ve rahatsızlık vermesin. Bu elimize yetecek kadar zincirimi çektim. Bakınız şu kadar zincir çektim. Saymadık. Eğer fazla gelirse ucundan kesip kısaltabiliriz. Geriye sayarak örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum. 4 tane zincirimin olduğu yerin tam dördüncüsünün tepesine gelerek batıyorum. Ve bu şekilde bir zincirden oluşan ikinci trabzanımızda hemen yeni ördüğümüz trabzanımız olmak üzere iki tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Bir sonraki zincirin içerisine bir trabzanımı daha örüyorum. 3. Bir sonrakini örüyorum. 4. Bir sonraki zincirimin içerisine 5. trabzanımı da örüyorum. 5 tane trabzanımız başlangıçta 5 trabzanımız ise bitişte olması gerekli ortada 9'ar trabzan olarak modelimizi kuracağız 5 kenar trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum aşağıdan bir zincir atlıyorum diğer zincirden itibaren örmeye başlıyorum bakınız burayı atlıyorum hemen yanındaki zincire batıyorum ve trabzanımı başlatıyorum 1 Buraya 9 tane trabzanımızı öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 trabzanımızı ardı ardına ördüm şöyle görelim 5 tane trabzan bir zincir ve 1 atladık ve 9 tane trabzanımızı arka arkaya yerleştirdik 2 4 6 8 ve 9 9. trabzanımın üzerine bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aşağıdan bir tane zincir atlıyorum diğer zincirimin içerisine batarak 9 tane trabzanımı tekrar örmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 trabzanımı yine ördüm. 1 zincir çekiyorum. 1 tane zincir aşağıdan atlıyorum. Başlıyorum. Trabzanlarımı tekrar örmeye. 1, 2, 9 tane trabzanımı örüyorum. 9 trabzan, 1 zincir çekiyorum, 1 atlıyorum. Bu şekilde biraz ilerleyelim. Modelimizin zeminini bu şekilde kurdum. 5 trabzan, 1 zincir çektim. Yukarıdan aşağıdan 1 atladım. 9 trabzan bir zincir yukarıdan bir zincir aşağıdan atladım 9 trabzan yine aynı şekilde 9 trabzan ve kenarımıza 5 tane trabzanımızı örerek tamamladım birkaç tane zincirimiz fazla kaldı fazla kalan zincirlerimizi hemen bakınız şu şekilde ayarlayabiliriz hemen uçtan kesmeyelim lütfen eğer uçtan keserseniz örgümüze zarar veririz şöyle buradan bakınız şu kadar bir geriden 1 2 3 zincir geriden kesebilirsiniz kesmiş olduğumuz zincirimizi Çünkü durduğu zaman rahatsız olabiliyoruz bazen gözümüze hoş görünmediği için açıyorum bir tane zincirimi açtıktan sonra diğerini kilitliyorum bakınız ve bu şekilde hiç fazlalığımız oluşmamış oluyor modelimiz düzgün bir şekilde ilerleyecek beşer kenarda ortada 9'ar tane trabzan ve birer zincirimiz şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım bir 2, 3, 3 tane kenar zincirimi çektim ve örgümün hemen arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum, ikinci trabzanımı örüyorum. Zincirimizden sonra örmüş olduğumuz trabzanımız 2 ve üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincir çekiyorum. Dördüncü trabzanımı atlıyorum, bakınız aşağıdaki sıradaki trabzan atlıyorum ve beşinci trabzanımın Üzerine batıyorum. Bir tane zincir çekmiştim yukarıdan. Hiç uzaklaşmadan hemen bakalım. 3 tane zincir çekip geriye döndüm. Birinci trabzanımızı ördüm. 2 tane yanına hemen ördüm. Yani 3 tane trabzanımızın üzerine 3 trabzanımız ördük. 4. trabzanımızın üzerine yukarıda bir zincir çektik. Ve tığımızın başını dolayarak 5. trabzanımızın üzerine bir tane trabzan örerek burada bir tane kutucuğumuzu oluşturduk bir tane zincir tekrar çekiyorum tığımın başını doluyorum buradaki 9 trabzanın ilkinin üzerine batarak bir tane daha kutucuğumu oluşturuyorum bakınız iki tane kutucuğumuz oluştu bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum sıradaki yani ikinci trabzanımın üzerine batıyorum bu şekilde 3 tane kutucuğumuz oluştu. Alt sırada bir tane kutucuk, ikinci sıramızda ise 3 kutucuğumuz oldu ve devam ediyorum. Diğer trabzanlarımı örüyorum. 2 3 4 5 5 tane trabzanımı ördüm. 5 trabzanımızı tamamladıktan sonra bir zincir çekiyorum bir trabzan atlıyorum son trabzanımın üzerine batıyorum ve bu şekilde bakınız birinci kutucuğumu oluşturdum ve 9 olan trabzanımı 5 trabzan sayısına düşürdüm Evet bir tane kutucuk aşağıdaki kutucuğumuzun sağ tarafında oluşmuş oldu bir tane zincir çekiyorum alttaki kutucuğumuzun hemen kenarındaki ilk trabzana batıyorum yani aynı yerde bir kutucuk daha oluşturduk bir zincir çekiyorum tıpkı buradaki gibi 3 tane kutucuk istediğimiz için şöyle görelim buraya da üçüncü kutucuğumuzu hazırlıyorum bir trabzan atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum ve aradaki trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum bir atlıyorum hemen 3 tane öreceğimiz kutucuğun ilkini örüyoruz şuradaki gibi bakınız ve tam ortadaki kutucuğun üzerine bir zincir çekiyorum kenarına batıyorum tekrar bir zincir çektikten sonra bir trabzan atlıyorum diğer trabzanımın tepesine batıyorum aşağıdaki bir kutucuk sayısını ikinci sıramızda üçer kutucuk şeklinde hazırlıyoruz Devam ediyorum. Bu birinci trabzanım. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanım ördüm. Tekrar aşağıda 1 olan kutucuğumu 3 sayısına çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlayıp hemen kutucuğumuzun yanına batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakınız. Batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp sıradaki trabzanıma batıyorum ve kenardan da üçer tane trabzanım oluşmuş oluyor. 2 en son kenara batıyorum. Evet. Şimdi ikinci sıramızı bu şekilde ayarladık. Şöyle görelim. 5 tane kenardan trabzanlarımız, birer zincirimiz, 9'ar trabzanlarımız vardı. İkinci sıramızda ise üçer kenar trabzanlarımız, üç kutumuz ve 5 tane de ortadaki trabzan sayımız oldu. Şimdi üçüncü sıramızı örmeye başlıyoruz. Üçüncü sıramızda ise buradaki e, görmüş olduğumuz trabzanlarımızın da tamamı kutucuk olarak e, değiştirilecek. Şimdi başlayalım örmeye. 1 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve bir zincir de bu yönde ilave ediyorum tabi dilerseniz diğer yönde de 4 zincir çekerek devam edebiliriz tığımın başında doluyorum. sıradaki ikinci sıradaki trabzanı atlıyorum bir sonraki trabzana batıyorum bu çekmiş olduğumuz sonraki bir zincirde aşağıdaki trabzanın yerine çekmiş olduğumuz zincirimiz 3 tane zaten kenarımız için devam eden trabzan zincirimiz Dördüncüsü ise aşağıdaki bir zincir, bir trabzanın yerine çektiğimiz zincirimiz. Bir tane zincir tekrar çekiyorum. Ve aşağıdaki bakınız kutucuğumuz vardı zaten. Kutucuğumun tepesine batıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. Yine aşağıdaki hazır olan kutumun üzerine batıyorum. Bakınız kutucuklarımızın üzerine birer birer örüyoruz. Şimdi buradaki kutucuğumuz için yine bir tane zincirimi çekiyorum kutucuğumuzun üzerine batıyoruz burada trabzanlarımız vardı bakınız trabzanlarımızı ise bir zincirimi çekiyorum bir atlıyorum diğerine batıyorum bir zincir çekiyorum bir atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum şu şekilde 5 tane olan trabzanımızın üzerine başlangıçtan beri bakınız kutucuk olarak örerek değiştirdik bir tane zincir çekiyorum 3 kutucuğun üzerine yine trabzanlarıma batarak hiç bozmadan ilerletiyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. 5 trabzanımın olduğu noktadayım. Bakınız bir tane atlıyorum. Yukarıdan da bir zincirimi çektim. Sıradakine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Bir sonrakine atlıyorum sıradakine batıyorum ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar tamamen kafeslerimizi örerek ilerleyelim. İkinci rengimi almak istiyorum. İkinci rengimi ipimi koparmadan devam edebileceğim gibi koparıp da devam edebilirim. Nasıl isterseniz o şekilde örgümüze devam edelim koparmadım bakınız. Koparmadan bu şekilde devam edebiliriz. Eğer kopardığımızı düşünürsek son trabzanımızın üzerine bir tane zincir çekip sağlamlaştırıp şu şekilde keserek ipimizi koparıp rengimizi değiştirebiliriz. Çünkü diğer ipimizden sonra bir farklı renk daha kullanacağım için benim için kolaylık olacak. Sizler için de aynı şekilde kenarda ipin durmasında yani aynı ipi sürekli yürütmemizde herhangi bir fayda yok onun için kopartıp daha rahat örelim şimdi örgümün arka yönünü çeviriyorum bir tane zincir çekmiştim bakınız tepe noktasına yani trabzanın üzerine gelerek batıyorum diğer rengimi alarak şöyle geçiyorum bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum her iki ipim bakınız bu arka kısımda kaldı ve zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çektikten sonra hemen ilk kutuca iplerim de arkada kalacak şekilde tığımın başını doluyorum ve başlıyorum fıstık olarak çekmeye. 1 2 3 4 5. İpinizin kalın ve ince oluşuna göre 5'ten az da çekebilirsiniz. Eğer ipiniz kalınsa, eğer ince ise daha fazla da buradaki fıstık dolgumuzu yapabilirsiniz. İlk kutucuğa 5 defa doldurdum. Şimdi ikinci kutucuğun içerisine geliyorum. Bu kez alttaki sıradan yani ikinci sıradan alıyorum. Bakınız birinci, üçüncü sıra yani en son sıradan. Şimdi ikinci fıstığımı doldurmaya ilk kutucuktan değil aşağıdaki ikinci sıranın kutucuğundan başlıyorum tığımın başını doluyorum giriyorum bir uzatıyorum da tabii ki uzunlukları eşit olması için 2 3 4 5 5 defa doldurmuştuk birinci şimdi üçüncü fıstık grubumuzu ise bir sonraki sıradan bakınız ilk başlangıçtaki sıradan alıyoruz zaten 3 sıra örmüştük birinci fıstığımızı 3. sıradan şimdiki bakınız yeni örmüş olduğumuz ikinci sıradan ve son fıstık grubumuzu ise en alt sıradan alıyorum tığımın başını doluyorum giriyorum yukarıya doğru uzunlukları eşit olması için daha uzun alıyorum 2 3 4 ve 5 5 defa doldurdum ve devam ediyorum en uzun olan bu üçüncü fıstık grubumuz şimdi yandan ikinci sıradakinden tekrar 5 defa doldurmaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 defa aldıktan sonra tekrar tığımın başını doluyorum. Son kutucuğa bakınız. Şuradaki görmüş olduğum kutucuğa giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 defa dolduruyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane fıstık dolgumuz ve 5'er defa da doldurduğumuz dolgumuz mevcut. Şimdi ipimi şu şekilde fıstıklarımın içerisinden geçiriyorum zincirimin içerisinden geçirmiyorum bakınız bütün fıstıklarımın içerisinden geçirdim fıstığımı kapatıyorum zincirimi daha sonra kapatıyorum şu şekilde bakınız 5 defa doldurduk gayet hoş bir görüntü oldu 3 sıradan oluşmuştu alt zeminimiz birinci fıstığımızı üçüncü sıradan İkinci fıstığımızı bir alt sırasından ve üçüncü fıstığımızı en alt yani ilk başlangıç yerimizden ördüm. Dördüncü fıstığımız tekrar bakınız her ikisi aynı ikinci fıstığımızın olduğu yerde son fıstığımız ise birinci fıstığımızın olduğu yerden aldık ve ördük. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Kapama işlemini yaptıktan sonra 1, 2 ve 3 çektiğim zinciri hemen en son fıstığı ördüğüm yere geliyorum başını dolayarak bir tane trabzan örüyorum ikinci trabzanımı buradaki trabzanımın tepe noktasına batarak örüyorum üçüncü trabzanı hemen boşluğun içerisine yani kutunun içerisine girerek örüyorum bakınız burada aşağıda üç tane grubumuz var. Bakınız 3 kutucuğumuz kafesimiz ve aşağıda en sonda bir tane. Hemen bu noktadan itibaren fıstıklarımı doldurmaya başlıyorum. Üçüncü trabzanımın yanına hemen 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle bakalım. Altı zincir çekmiştik şu köşe başlangıcımızda. Fıstıklarımızı doldurduktan ve kapadıktan sonra üç tane zincir çektim. 3 trabzanımı ördüm. Tekrar 3 tane zincir çektikten sonra buradaki görmüş olduğumuz dolgularımızı yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. 3. tırabzanın olduğu yerden itibaren fıstığımı uzatmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Bir basamak aşağı iniyorum. 2. kutucuğun olduğu yere 1 2 3 4 ve 5. 5 defa doladıktan sonra bir basamak daha aşağı iniyorum. 3. sıramıza tekrar uzatarak her sıraya inişimizde uzunluğumuzu ayarlıyoruz. 3 4 ve 5. 5 defa çektim. Yukarıdan aşağıya doğru indim en sona. Şimdi bir basamak yukarıya doğru çıkıyorum hemen basamağımıza. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 5. 4. fıstığımı doldurdum. Bir basamak yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 defa burayı doldurdum. 5 tane bakınız. 1 2 3 4 5 hepsinde beşer defa çektim. Sadece fıstıklarımın içerisinden geçiyorum. Bütün fıstıklarımın içerisinden geçtim. Bakınız. Şöyle zincirimi alıyorum. şöyle en son evet fıstıklarımın içerisinden geçtikten sonra fıstığımı kapatıyorum sonra zincirimi kapatıyorum 1 2 üç tane zincir çekiyorum hemen fıstığımın dibine bir trabzan trabzanın üzerine ikinci trabzan ve diğer kutuya üçüncü trabzanım örüyorum Üçüncü trabzanımı ördüğüm yere yine 3 tane zincir çekerek buradaki yapmış olduğumuz fıstıklarımızın kurulumunun aynısını örerek ilerliyoruz. Şu şekilde bakınız. Üçüncü trabzanın olduğu yere birinci fıstık grubunu bir basamak aşağıya ikinci fıstık grubumuzu ve üçüncü en alttaki uzun fıstık grubumuzu örüyoruz. Daha sonra yukarıya doğru çıkıyoruz. Dördüncü buradaki görmüş olduğumuz yere ve beşinciyi ise hemen sondaki şu görmüş olduğumuz kutucuğun içerisine doldurarak ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar buradaki şu üçgen olarak görmüş olduğumuz kafeslerimizi dolduralım ve sıramızın sonunda görüşelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Arada üçer trabzanımız var, bakınız ve üçer zincirlerimizi örerek en son noktaya geldim. Tekrar. 3 tane zincirimi çekiyorum. Üçüncüyü de çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Tıpkı bakınız başlangıçta olduğu gibi bir trabzanla bitişimizi hazırlıyorum. Şöyle batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Fıstık dolgularımızda sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sırasını örmeye başlayalım. 1 2 3 tane zincirimi çekip hemen arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki görmüş olduğumuz zincirlerimin içerisine birer birer giriyorum. 1 2 3 Kenardaki zincirimizi dönüş trabzanımız olarak kullandık. Bakınız 1 2 3 4 ve bir tane daha trabzanımı tepe noktasına batarak örüyorum. Toplamda 5 tane trabzan sayısına ulaşıyorum. Tam tepenin olduğu yerde bir zincir çekiyorum ve başlıyorum örmeye. Zincirlerimin birer birer içerisine girerek trabzanlarım örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 Toplamda alt sıradaki gibi 9 tane zincirim trabzanımızı örüyoruz zincirlerimizin içerisine girerek şurada bir tane kutucuğumuz var kutucuğumuzun tepesinden itibaren bakınız 2 4 5 5 tane sağ tarafta bir kutucuğumuzdan sonra 2 4 6 7 8 ve 9. 9 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tam bağlantı yerini atlıyorum. Hemen kenarındaki zincirimden girerek trabzanlarımı örüyorum. 5'er kenar trabzanımız. Aralarda ise 9'ar trabzan ve tam çiçeğimizi kapadığımız yerde bir tane kutu olacak şekilde sıra sonuna kadar örerek tamamlayalım. Evet sıramızın sona doğru geldim. Bakınız 9'ar trabzanlarımızı ördüm. Tıpkı alt sıradaki yaptığımız işlemin aynasını tekrar ediyoruz. Bağlantı yerine şöyle görmekteyiz. Bakınız bir tane zincir üzerine çektim. Atlıyorum. Hemen yanına batarak trabzanımı örüyorum. 1 devam ediyorum toplamda 5 tane trabzan olana kadar birer birer zincirlerimin üzerine örüyorum 2 3 4 ve en son 5 5 tane trabzanımı ördüm 3 ve 5 bu şekilde griden zeminimi hazırladım tekrar üst sıraya geçiyorum. 1 2 3. 3. zincir üç tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başına doluyorum. Hemen yandaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir trabzan örüyorum. Bir sonraki tırabzanıma batıyorum. 3 tane trabzan ördüm. Bakınız pembemizdeki yapmış olduğumuz ikinci sıradaki işlemimizi gri'mizin ikinci sırasında da aynı şekilde örüyoruz. 5 tane olan trabzanımızı ilk sırada 3 trabzana indiriyoruz ve sonrasında fıstıklarımız için kutucuklarımızı hazırlamaya başlıyoruz. 3 trabzan ördükten sonra bir zincir çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. Hemen Diğer sıradaki trabzana batıyorum ve kutucuğumuzu hazırlıyoruz. Bakın altta bir tane kutucuğumuz vardı. Şurada görmüş olduğumuz gibi bir zincir çekiyorum. Hemen batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Şöyle görelim. 3 tane trabzanım ve 3 tane kutucuğum oldu. 5 olan trabzanımızı 3'e düşürdüm ve kutucuklarımızın sayısını 3'e çıkardım. Aradan tırabzanlarımı örmeye devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Toplamda 5 tane tırabzanımı örüyorum. Şöyle görelim. 5 tırabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Bir tırabzan atlayarak diğer tırabzanın üzerine batıyorum ve Hemen alttaki bakınız kutucuğumuzun sağ tarafına bir kutu daha hazırlamış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum. Alttaki kutumun üzerine bir tane kutu yapıyorum ya da kafes. Tekrar bir zincir çekiyorum. Alttaki hazır olan kafesimizin sol tarafına da bir tane örüyorum. Bir tane atlayarak diğer trabzanın üzerine batıyorum. 3 trabzan, 3 kutucuk, 5 trabzan, 3 kutucuk, 5 trabzan, 3 kutu, 5 trabzan, 3 kutu şeklinde. Ve son olarak 3 trabzan şekliyle e, griğimizdeki trabzan sırasını tamamlayalım. Trabzanlarımızı ve kutucuklarımızı tamamladıktan sonra ikinci sıramızın sonuna geldik. Üçüncü sıramızı ise 2, 3, 4 tamamen kutucuk hazırlayarak bitiriyoruz bir tane atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum bir zincir çekiyorum pembe sıramızdaki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ediyoruz bir zincir çekiyorum batıyorum bir zincir çekiyorum atlıyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz tamamen kutucuk olarak kafeslerimizi tamamen ördük ve sıramızı tamamladık artık renk değiştirebiliriz şimdi beyaz ipimle tıpkı Pembe'nin üzerine gri ile başladığımız gibi beşer defa doldurarak e, örmek istiyorum bu dolgulu bölümleri sıramız bakınız. Trabzanlarımız aşağıdakiler tamamen bitti. Bütün sıra kafese döndükten sonra hemen fıstık dolgularımızı yapalım. Beyaz ipimi almak istiyorum ve hemen kaldığımız yerden başlayalım. Bakınız ipimi buradan koparmıştım. İpimi kopardığım yerden tekrar giriyorum, kenara batıyorum örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum çekmiş olduğum 6 zincirin hemen dibine girerek 5 defa fıstık dolgumu çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 birinci fıstığımı tamamladım şimdi bir aşağıya geçiyorum Bakınız şuradaki bölüme tığımın başını doluyorum hemen yandakinin altına giriyorum 2 3 4 5 şimdi yanındakinin iki altına yani 1 2 3 basamak basamak aşağıya doğru ilerliyoruz en aşağıya girerek biraz uzatıyorum uzunluğu kendine göre ayarlayarak 2 3 4 ve 5 Tekrar yukarı çıkmaya başlıyoruz. Tığıma başını doluyorum. Hemen yandaki ikinci sıradaki kutucuğa giriyorum. 2 3 4 ve 5. Beş. Ve 5. fıstık grubumu en üst sıradan tamamlıyorum. 3 4 ve 5. 5 defa dolgularımı aldım. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi içerisinden ipimi geçiriyorum fıstıklarımı önce kapatıyorum sonra zincirli olan bölümümü de örerek kapatıyorum tıpkı aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemimizin birebir tekrarını yaparak sıramızın sonuna kadar aynı şekilde örerek ilerleyelim Fıstık dolgularımızı sıramızın sonuna kadar örerek tamamladık. Şimdi gride yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynını yaparak renklerimizi ardı ardına değiştirerek istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edelim. Yapmış olduğumuz temel işlem pembemizde de yaptığımız gibi bakınız. Trabzanlarımızı azaltarak yukarıya doğru örerek yerimizi hazırladık fıstık dolgularımız için daha sonra üst sırayı dolgularımızdan sonra bir üst sıra için yine aynı kurulumu hazırlayarak birbirini takip ederek modelimizin büyümesini sağladık. Şimdi beyazımla yine trabzan bölümünü örüyorum. Daha sonra pembemle ilerleyerek devam edeceğim sırasına uygun şekilde. Evet şimdi biraz daha büyütelim işlemimizin tekrarlarını yaparak sonrasında görüşelim. Modelimizi renklerimizi değiştirerek örmeye devam ettim ve görmüş olduğumuz gibi modelimiz tamamlandı. Hem bu yönde kullanabileceğimiz gibi çevirdiğimiz zaman bakınız şu yönde de kullanabileceğimiz gayet güzel bir çalışma oldu. Arka tarafı da aynı şekilde olduğu için her iki tarafıyla kullanılabilen şık güzel bir model. Evet bir çalışmamızın bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.